Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Eylül ayının ilk 15 günde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakım içinde Seher Alt Tarot Dünyası yazarak Instagram ve TikTok'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yurt dışından gelecek olan bir kısmet yarısı bölünüp öyle gelecek ya da iki parça halinde gelecek gözüküyor. Bunun arkasından üç tane sevineceğiniz haber var. Geçmişten bir kişinin size ulaşmak isteyip veya ertelenen bir görüşmenin şimdi yapılması anlamına geliyor bu. Bu bağlantılar daha öncesinde kurulmuş ama zaman olarak tekrardan yenilenecek, tekrarlanacak olarak gözüküyor. Etrafınızda üç kişinin ortak bir paydası var. Yani bir niyetleri var. Ve bu konunun size zararı dokunacak. Ama bunlar kendi niyetleri içerisinde kaybolup gidecekler gözüküyor. Yani kendilerine verecekleri zarar daha büyük. Size zarar veremeyecekler gözüküyor. Evin için, aileniz için ettiğiniz bir duanın gerçekleşmesi bir anahtar söz konusu olacak. Yani kilitli bir işinizin ferahlığa çıkması aynı zamanda e, bu dileğinizin kabul olması anlamına geliyor. Kısa bir yolun ağzında gideceğiniz bir araba yolculuğuyla 3 tane dilek kapısı açılmış olacak. Bir ev bakması veya bir mülk edinmesiyle ilgili bir durum var. E, normalde böyle bir şeyi şu an düşünseniz de pek maddiyat anlamında e, şansınız olmadığını söyleyebilirsiniz ama bir olayın arkasından bu ev konusu veya size teklif edecek ya ben evimi satmak istiyorum. Sen bunu al, bana taksit taksit ödersin diyebilecek bir durum da söz konusu olabilir ya da bak bu şurada kredi var. Bunu bu şekilde devam edebilirsin, da alabilirsin denilen bir yardım söz konusu olmuş olacak başkaları tarafından. Bir nevi yol gösterme. Evinizin içerisinden çıkacak olan bir eşya sizin ferahlamanıza sebep olacak. Yani e, bu eşyanın çıkması sanki sizin üzerinizden bir yükü, bir sıkıntıyı da almış olacak gözüküyor. Bir kişiyle karşılıklı bir konuşma var. Kafanızdaki tilkileri anlatmış olacaksınız. Sizi sanki bir şeylerin durdurduğunu fark edeceğiniz bir durumdan aydınlığa çıkmanız söz konusu. Bunu yaparken aslında bir nevi kendi iç sesinizi dışarıdan duymanın verdiği bir rahatlığı yaşamış olacaksınız. E, evet kendimize karşı biraz şaşırmışız. E, merhametli davranıyoruz. Bir şeyleri erteleme konusunda iyi niyetinizi çok fazla kullanıyorsunuz bu durumda ama o ertelemeleri artık birileri diyecek ki dur ve sen bu konuda ertelemeyi bırak diyecek. Yine kısa bir yol ve bu yolun ağzında geçmişte sizinle sıkıntı yaşayan bir kişiyle bir görüşmeniz var. Bu görüşmede aslında sizin yaptığınız bir şey değil de kendisinin alınganlık yüzünden arkasını dönmesi durumu var burada bir yaz yüzleşme ya da o kişi bunun farkına varıp dönme noktası olacak sevineceğiniz bir olay var özellikle aile içerisindeki bir kişiyle kavuşma veya bir sevineceğiniz bir durum söz konusu olmuş olacak geçmişten düşmanlık eden bir kişinin artık ben yaptıklarımdan pişmanım ve sana karşı artık hiçbir şey yapmayacağım cümlesi samimi ve içten olacak ama sizin o kişiye karşı çok güveniniz olmasa da etrafınızda durmasına izin vereceğiniz anlamına geliyor. Küçük küçük kısmetleriniz var aslında bir de kafanızın içerisinde bir soru işareti var. Bir giden bir para veya giden bir kısmetin geri dönüp dönülmeyeceği ile alakalı soruyorsunuz bu e, geri döner ama bunun için gerçekten mücadele etmeniz veya sonuna kadar uğraşmanız var ve e, bu konuda e, hemen kısa sürede sonuç alamayabilirsiniz bir ay geçebilir bu süreç o yüzden e, o konuyu da e, es geçmeden anlatalım. Evet sırtınızdaki bir kambur hiç kendi sorumluluğunuz olmasa da başka birisinin yapacağı işi kendi üzerinize alacaksınız. Sonrasında bu konuyla ilgili pişmanlık duyacaksınız ama verdiğiniz sözden de geri dönmek sizin yapınızda değil. İsminde V harfi olan bir kişiyi bu konudan dolayı evet ben senin için bunu yapıyorum ama sen bu konuda bana nankörlük yapacaksın ya da yapıyorsun cümlesini kuracak, kuracaksınız arkadaşlar. Bir hastanız var. Hasta aslında e, normal bir hasta değil. E, yani psikolojik anlamda hasta. Kendini kötü hissediyor ya da depresyon modunda diyebiliriz sürekli yatma isteği içerisinde. Çok sağlıklı birisi. Sadece dışarıdan olan etkileri ve biraz da kendi rahatlığına düşkünlüğü için bu modda geziyor. Üzerindeki bu sıkıntıdan kurtulup silkinmesi gerekiyor ama... Siz o kişiye karşı ya yeter biz bundan daha fazlasını yaşadık senin gibi yapmadık diyeceğiniz bir durumu da bekler gibi kapıda sizinle yüzleşmesi gözüküyor arkadaşlar. Yani böyle çevrenizde bir kişi varsa bu cümleyi kurup onun silkinmesine kendi hayatına gelinden sahip çıkmasına vesile olacaksınız. Ev alıp taşınması var. Kendi evinizi alacaksınız ve bu konuda anahtar sadece bir yerde değil aslında 3 ayrı yerde gözüktü ben bu anahtarın iş mi gerçek mi onu olmadığını görmek için bekledim şu zamana kadar ve kendi evinizi alıp taşınma durumunuz var. Diyeceksiniz ki benim evim var buna ne gerek var? Değişime gidebilirsiniz arkadaşlar. Yani birdenbire ya yeter bu evden sıkıldım veya bu etrafında bu insanların olmasını istemiyorum. Ben kendime yeni bir ev bakıyorum deme durumunuz olacak. Zaten bununla ilgili de ev değişikliği yoluna gideceksiniz. 3 tane gelecek olan kısmet var ve bir kişiyle ilgili bir sevineceğiniz haber var bunların içerisinde. Bu kısmetlerin iki tanesi belli yerlere ayrılmış vaziyette geldiği gibi gidecekler ama bir tanesi yatırım amaçlı olacak ve bu yatırımla ilgili bir kadınla ilgili bir kadınla görüşüp bu yatırıma karar verip onunla ilgili yola devam edeceksiniz. Bu konuda da sizin için aydınlık gözüküyor. Evinize girecek eşyalar, yeniden döşeme, mobilya değişimi veya dekorasyon anlamında yeni bir düzen kurmaya yönelik olacaksınız. Aslında iç dünyanızı değiştirdiğiniz gibi şimdi etrafınızdaki her şeyi de değiştirip bir değişime ayak uydurmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Bu da sizin için aydınlık ve temiz olarak kısa vadede yapacaksınız zorlanmadan. 3 rakamı ve 7 rakamı önemli olacak bu tarihlerde size. Eylül, Eylül'ün 3'ü ve 7'si tarihleri. Özellikle giden bir kısmetin geri dönmesi devlet kurumundaki bir işinizin halli olması anlamına geliyor. Bu konuda hem kazançlı olacaksınız hem de mutlu sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Ee, bir de 15 Eylül tarihi arkadaşlar bir kişiyle yüzleşme veya hayatınıza girecek aşk anlamında başlangıç gösteriyor. Bu tarih de sizin için önemli özellikle duygusal anlamdaki konular için önemli olacak. Ee, yalnız olan bir boğa burcuysanız bu dönem hayatınıza bu tarihlerde tanışacağınız bir kişiyle hayatınıza yeni bir aşkın girmesi söz konusu. Evli olan bir boğa burcuysanız bu tarihlerde kırgın olduğunuz kişiyle barışma veya sevindi, sevdiğiniz bir kişiyle aranızdaki problemleri çözme anlamında kalben sevineceğiniz bir durum söz konusu olacak. Bir sevgi dünyası, sevgi hortumu gibi bir şey var. Yani etrafınızdaki insanları etki alanına girdireceksiniz ve sizinle ilgili iki tane olayda e, sevineceğiniz haber var. Bu dönem iş konusunda yeni bir proje veya bu konuyla ilgili tanıtım aşamasındaysanız bunun tahmininizden iki katı fazlasında bir etki göreceksiniz ve bu konuda istediğinizi elde etmiş olacaksınız. Sevgi yağmuru diyoruz. Bu dönem sevgi, duygusal anlamda insanlarla, yani sevdiğiniz insanlarla bir araya gelme süreciniz var ve bu sürecin sonunda güzel bir kutlama da sizi bekliyor. Yani e, mutluyum diyerek de kutlama yapabileceğiniz bir süreç gözüküyor arkadaşlar. Üç ayrı yerden gelecek olan anahtar bir ise imza yolu, bir miras konusuyla ilgili sevineceğiniz bir kısmet arkasından ev konusu ve iş konusunda da beklediğiniz bir onay veya iş kapısı gözüküyor arkadaşlar. Aile bağlarında bu dönem küçük yanlış anlaşılmalar, insanların beklentileri veya onlarla ilgili uğraşlarınız biraz daha problemli. Ama eskisi kadar değil artık o kadar etkilemiyor. Siz bu konuyu belli bir profesyonelliğe bağlamış gözüküyorsunuz. Her ne kadar aile konusu olmuş olsa da Onları kendi dünyanızda bir yere koymuş ve oradan başka bir yere etkilemelerini engelliyorsunuz. Aşk konusunda gündeminiz yoğun ki bu hayatınızın aşkı ve bu bu ilişkinin arkasından da bir bebek bekleme durumu var ki evlilik ve bebek arası çok kısa süre gözüküyor arkadaşlar. İlk önce bebek olup ya da hamilelik sürecinde de evlilik teklifi alma durumunuzda söz konusu olabilir bu süreç. Halenizin içi aydınlanmış, dışarıdaki konular veya sıkıntılar artık dışarıda kalıyor, size etkilemiyor konusuna gelmişiz. Beklenmedik iki tane ayrı yerden gelecek olan kısmet sizi ferahlığa kavuştururken, çok yakın çevrenizdeki bir arkadaşınızın e, üzüldüğü bir haber veya e, vefatı ile ilgili üzüldüğünde ona destek olma durumunuz var. Yani arkadaşınızın çevresinden bir kişinin ölümüyle ona destek olma durumunuz olacak. Anahtar yine burada çıkmış. İki tane birisi ev ve mal mülk anlamında anahtar olurken ikincisi de kilitli işlerinizin artık ferahlığa kavuşması ve bu konuda büyük büyük kısmetlerinizin de haneye girmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Evet boğa ve yükselen boğa için Eylül ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.